Hürriyet. Noyan Doğan. 30 Mart 2022. Yatırdığınız primi iade alabilirsiniz. Soru. Yaşım 68. 1600 gün sigortalı çalıştım. 65 yaş üstü olduğum için yaşlılık maaşı alıyorum. Yaşım gelmesine rağmen emekli olamıyorum. 1600 günün iadesini talep edebilir miyim? Muttalip E. Cevap. Prim gün sayıları emekliliğe imkan vermeyenler ile emekli olamayanlar primlerini iade alabilir. Buna da toptan ödeme denir. Yaşınız prim iadesi almaya uygun. 1600 günlük priminizi iade alabilirsiniz. Bunun için SGK'ya müracaat etmeniz gerekiyor. Soru. 1998 yılında 2200 gösterge ile Türk Hava Yolları'ndan 1'in 4. derecesinden emekli oldum. Makine yüksek teknikeriyim. Yeni çıkacak olan 3600 ek göstergeden yararlanabilir miyim? Yusuf A. 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar sürüyor. Ancak kesinleşmiş bir durum yok. 3600 ek göstergenin öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis ve yönetici konumunda olan memurları ve bu pozisyondan emekli olanları kapsayacakken diğer meslek gruplarını da kapsaması gündemde ama yine de kesinleşmiş değil. Eğer ek gösterge imkanı tüm meslek gruplarını kapsayacak şekilde çıkarsa bu haktan siz de yararlanırsınız. Bu durumda da emekli maaşınızda artış olacaktır ancak ikramiye farkı alamazsınız. Soru. 1972 doğumluyum. 1987 yılında stajdan dolayı sigorta başlangıcım var. SGK prim gün sayım 8000. Çalışmaya devam ediyorum. Staj süresini emeklilikten saydırabilir miyim? Bu konuda yeni bir düzenleme var mı? Daha erken yaşta emekli olabilir miyim? Tuncay K. Cevap. Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli. Çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak. Staj konusunda da herhangi bir düzenleme gündemde yok. Soru. Yaşım 56, 58 yaşında sistemde emeklilik görünüyor ama günüm yetmiyor. 19-11-2005 sigorta girişliyim. Doğum borçlanması yapabilir miyim ya da başka bir yol var mı? Çocuklarım sigortalı olma yılından önce doğmuşlardı. Tülay Ş. Cevap. Doğum borçlanması yapılabilmesi için doğum yapan kadının doğumdan önce sigortalı olarak çalışıyor olması gerekiyor. Sigortalılık öncesi yapılan doğumlar için borçlanma hakkı tanınmıyor. Bu durumda prim gün sayınızı doğum borçlanması ile dolduramazsınız. Eğer çalışmıyorsanız isteğe bağlı sigortalı olabilir ve eksik primlerinizi tamamlayabilirsiniz. Soru. 1977 doğumluyum. %54 sakat raporum var. Sisteme 2004 yılında Bağkur çiftçi sigortası olarak kaydoldum. 2008'de SSK başlangıcım oldu. Aralıksız olarak ve halen engelli kadrosunda çalışmaktayım. Toplamda 6297 gün primim var. Bana verilen emeklilik tarihlerinde farklılıklar var. Ne zaman emekli olurum? Hülya U. Cevap. %40-59 arası engelli olarak 3. derece engelli konumundasınız. İlk sigortalı olduğunuz tarihe göre 20 yıl çalışıp 4400 prim günü doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Yaş şartı aranmıyor. Prim gün sayınızı doldurmuşsunuz ancak çalışma yılınız eksik. Verdiğiniz bilgiye göre 14 yıl çalışma yılınız bulunuyor. Bu durumda emeklilik için 6 yıl daha çalışmanız gerekecek. Soru. SSK'ya 2000 yılında girişim var. 5336 günüm var. Geriye dönük eksik günlerimi yatırıp emekli olabilir miyim? Okşan A. Cevap. 2000 yılında işe başlayanlar 7000 prim günü doldurduklarında 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar. Emeklilik için eksik primleri geriye dönük topluca ödeyerek emekli olunamıyor. Ya yeniden sigortalı bir işe gireceksiniz ya da isteğe bağlı sigorta yaptıracaksınız veya da doğum borçlanması ile primlerinizi tamamlayacaksınız.